Evet arkadaşlar, yeni bir sıla yolu geldi, çattı. Bugün 13 Nisan 2023 saat akşam 5.30. Birkaç dakika önce evimden çıktım. Video çekimine şimdi başladım. Otoyola doğru gidiyorum. Avusturya Suben sınırına kadar 670 kilometre yolum var. Haydi hepimize hayırlı yolculuklar. Güzel bir sıla yolu videosu olacak. Sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Şöyle 30-40 saniye izleyip de sıkılıp kapatmayın. Gerçekten diyorum, güzel bir sıra yolu videosu olacak. Tamam, sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar, şimdi burada otobana çıkıyorum. Daha yeni. Evet, Köln A3 istikameti. Daha doğrusu A3 Köln istikameti. Şimdi doğru söyledik. Evet, radyo deminden beri ötüyor. Trafik varmış bayağı. Olsun arkadaşlar, zamanım var. Yavaş yavaş gideceğim. Acelem yok. Şöyle bir 2-3 hafta kalmayı düşünüyorum Türkiye'de. Bakarsınız konaklarım bir yerde. Şu an hiçbir fikrim yok. Hele önce bir gideyim. Sabah 7'den beri ayaktayım. Sabah 7'den beri bütün gün koşturmaca. Yeni arabayı bugün trafiğe açtım. Vito'yu. Onun da videosunu paylaştım hatta. İzleyenler bileceksiniz. Gidebildiğim kadar artık. Almanya'ya çıkabilir miyim? Avusturya'ya mı giderim? Macar'a kadar mı giderim? Bilmiyorum. Onu bilemem şu an. Nerede uykum gelirse orada bir otel bakarım. İnternet çağındayız. Kolay. Gir internete, en yakın otelde beğendiğin otele gir. Konakla. O kadar basit. Ben öyle yapacağım. Evet. Şimdilik çıktık bakalım. 664 kilometre yolumuz var. Avusturya Suben'e kadar. Haydi hayırlısı. Tahminim Köln taraflarında, Frankfurt taraflarında ve Nürnberg taraflarında bayağı bir trafik olacak. Yoğun trafik. Stop and go yapacağız. Ama önemli değil. Sıkıntı dinle. Geze geze, dinle dinle. Arkadaşlar hedef yoldur benim için. Uzun yolculuk benim çok hoşuma gidiyor. Kafayı toparlıyorum, kafayı dağıtıyorum böyle. İyi oluyor. Yalnızım bu arada, yalnız gidiyorum. Yanımda kimse yok, anlayacağınız. Hadi bakalım. Şimdi burada ilk molamı vermek istiyorum. Daha fazla yol gelmedim ama canım bir kahve çekti. Termostatta yanıma kaynar su aldım. Bir de şu kahve var, üçü bir arada, iki bir arada olanlar var ya, onlardan aldım. Kendime bir kahve yapayım. Bir kahvemi içeyim. Evet, durun bakalım. Park yeri burası. Burası neresiymiş? Aynen. Şurada güzel bir park yeri bulayım kendime. Arkadaşlar buralar dolu, bakın bakın bakın. Ha, şuraya durayım ben. Şuraya bir durayım şöyle. Evet, bir kahvemi yapayım. Evet arkadaşlar, kahvemi yaptım bu arada. Ha, çekim yapmadım. Durun göstereyim size. Bak. Nasıl oldu bu iş? İlk verdiğim molada kahve içiyorum. Arkadaşlar şöyle üçü bir arada kahve aldım kendime. Şöyle bakın. Burada termostatım var. İçinde sıcak su var. Kaynar su. Bununla kahvemi yaptım. Neler var? Bunlar yiyecek, içeceklerim. Beni Türkiye'de idare et. İşte burada kahve olayları. Şurada laptopum var. İşte kablolar, şarjlar, kameralarla ilgili şeyler. Bunu biliyorsunuz. Burada kıyafetlerim var. Şurada drone var. O kadar, fazla bir şey almadım. Boş gidiyor araba. Yalnızım zaten.
Burası da boş. Hiçbir şey yok. Böyle, böyle gideceğim. Kahvemi de yaptım. Burada görüyorsunuz. Kahvemi de içeceğim. Sonra yola devam. Görürüz. Yolda burada. Otoban. Böyle gideceğiz. Neredeyim şu an? Neustadt Wied. Evet arkadaşlar, bu kadar kahve molası yeter. Yolumuza devam. Yola devam edelim mi? Ne dersiniz? Evet. Kemer takmayı da unutmayalım. Kapı arasına sıkışmış, iyi mi? Evet, kemerimizi de taktık. Yola devam. Evet, ilk molamızı vermiş olduk. 10 dakika sürdü arkadaşlar. Kahve yaptım, kahve içtim. Daha doğrusu biraz daha kaldığı için de dedim onu da yolda giderken içerim. Burada. Evet, yavaş yavaş gideyim işte. Haydi bakalım. Hız limit de burada kalktı. Deminden beri 100'dü, 80'di. İnşaat vardı. Şöyle biraz gidelim ya. Gidelim biraz, basalım. 140-160'a kadar fazla gerek yok diye düşünüyorum. Zaten trafik de var ya. 200'e kadar çıksam ne olur? 10 saniye sonra yine frenlemen lazım. Size şöyle bilgi vereyim. Suben sınırına daha 570 kilometre var yaklaşık. 100 kilometre yol gelmişim anlayacağınız. Şimdiye kadar 100 kilometre gelmişim. Aynen. 101 kilometre gelmişim. 1 saat 19 dakika sürmüş. Ortalama yakıtım şimdiye kadar 6.8 litre olmuş. Ortalama hızımla 76 kilometre saatteymiş. Dışarısı 13 derece. Görüyorsunuz hava da gerçekten güzel. Böyle arkadaşlar zevkli oluyor ya, gidiyorum. Sıla yolu bir aşktır. Bu benim lafım. Bunu biliyorsunuz. Defalarca söyledim. Diğer YouTube arkadaşlarımız da kullanıyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ama bilin yani, bu benim lafım. Sıla yolu bir aşktır. Bilene, bu aşkı yaşayana, bu aşkı tadana büyük bir zevk ve aşktır. Arkadaşlar, Frankfurt'a 80 km fren var. Aa, bakın şu kamera geliyor. Ne biçim yağmur başladı bakın. Güneş var. Kaplan kapalı gerçi ya, normal siyah bulutlar var. Evet, 80 dedim, 85 km Frankfurt'a. Şey bak, acil yağmur başladı ya. Ne güzel. Ama yazın daha kötü değil mi? Yağmur yağmıyor, sıcak, 35 derece. Böyle daha iyi, serin. Demin 11 dereceydi, şimdi 8 dereceye düştü. Yağmur yağmaya başlayınca hemen 3 derece fark atıyor. Bu da zevkli arkadaşlar. Yağmurda gitmek de zevkli. Kışında gittim, o da zevkli. 2019 muydu, 18 mi tam hatırlamıyorum, ya 18 ya 19. 12. ayda gittiydim benim klasik arabayla, öyle icap etmişti. Neyse gittim onunla. Avusturya itibariyle kar vardı, Macaristan'da, Avusturya'da kar vardı. Sırbistan'dan itibaren kar yoktu. Neyse, o da zevkli oluyor ya.
Kurban yolu her zaman zevkli. İster yaz, ister kış, işte ister ilkbahar. Sonbaharda gittim, 9. ayda gittim, 10. ayda gittim. Zevkli ya, ben seviyorum arkadaşlar sıva yolunu. Evet, bu arada Avusturya'ya 525 kilometrem var. Navigasyon 11.30'da orada olacağımı söylüyor, sınırda. İlk inşaatımıza da girdik. Yani büyük inşaat. Daha evvelden ufak tefekler oldu. Bu bayağı uzun. 2-3 kilometre oldu gireli, saymadım. Dedim bunun bir videosunu çekeyim. Arkadaşlar, 3 şeritli inşaat. O da güzel. Burası 80'lik. Ben şu an 80 gidiyorum. Gördünüz mü şu Corolla'nın yaptığını? Şurada bir radar olsa şap diye çekecek. Sonra ah beni çektiler, 100 euro param gitti, niye? Arkadaşlar şu an tam yola çıkalı tam 2 saat oldu, saat 7.30. Frankfurt'a bir 55-60 kilometrem var. Ya yavaş gidiyorum dediğim gibi, ya hız yapmıyorum. Heh, radar var şurada bak, acaba onu çekti mi? Kesin çekmiştir. Yavaş yavaş gidiyorum işte arkadaşlar. Gidebildiğim kadar. Değil mi ya? Sabah 7'de kalktım. Gidebildiğim kadar. Bakarsınız Avusturya'nın ne bileyim ortalarında, çıkışında bir yerde bir otele girerim, konaklarım. Bilemiyorum ne yapacağımı. Artık onu yolda spontan karar veririz. Ve arabada yatarım 1-2 saat. Güvenli bir ortam bulursam arabada da yatabilirim. Sıkıntı dinlenmeyeceğiniz. Bu arada ben nereye gidiyorum onu da söyleyeyim arkadaşlar. Güzergahı da daha söylemedim. Güzergahı da bildireyim. Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Yunanistan. İpsala sınır kapısından Türkiye'mize giriş yapacağım. İlk gideceğim yer Ayvalık. Ben Ayvalık'ı çok seviyorum. Ayvalık'ta amcam var. Amcamın yanına gideceğim. Artık 2 gün, 3 gün bakayım kafama göre takılacağım. Kalacağım orada. Sonra İzmir'e gideceğim. İzmir'de arkadaşlarım var, akrabalarım var. Yani tanıdık çok. Sıkılmam. Bakalım bir hafta 10 günde İzmir'de takılacağım. Sonra biliyorsunuz ikinci memleketim Düzce, Malatya'dan sonra Düzce'ye gideceğim. Tabi orada akrabalar, hısımlar, eş, dost, ahbap, arkadaş dolu. Bakalım birkaç gün orada kalırız. Yani 2-3 hafta, öyle 2-3 hafta kalabilirim Türkiye'de. Sonra Allah'ın izniyle zaten yine gurbet yoluna çıkacağız. Ama şimdilik sıva yolundayız. Gurbet yolunu o zaman düşünürüz. Şu sıva yolunu bir atlatalım da gurbet yolu kolay. Öyle işte arkadaşlar. Hadi bu arada inşaat da bitti. Biz de yolumuza devam edelim. Burada ne varmış? Gezilecek, görülecek yer. İtstein Nassauische Residenz. Güzel. Sanırım bir kale. Eski bir kaleydi herhalde. Arkadaşlar şu karşıda gökkuşağı var. Önünde de şu an uçak iniyor. Frankfurt Havalimanı'na. Çok hoşuma gitti. Sizlere göstermek istedim. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum. Şu an tam önümde gökkuşağı var. Çok güzel görünüyor. İnanın çoktan beri de görmemiştim. Bayağı hoşuma gitti. Şu trendeyiz. Belli oluyor mu kamerada? Koşturayım şöyle. Şimdi görünüyor. Görünüyor değil mi? Gökkuşağı. Çok güzel. Evet, Frankfurt Havalimanı'na geldik bu arada. 500 metre varmış. İyi, 2 saat 20 dakikada. Evet, tam 2 saat 20 dakika oldu. Frankfurt'a geldim. O da hiç acele etmiyorum ha, inanın. Süper. Şimdi Frankfurt Havalimanı'ndan geçiyorum. Bu kameradan
sol tarafta o havalimanının meşhur gemiye benzetiyorum ben bunu, bilmiyorum. Sizler de gemiye benzetiyorsunuz mu? Evet, gemi yapıdan geçiyoruz. Arkadaşlar burası Frankfurt Havalimanı. Sağlı sollu. Çok büyük bir havalimanı var Frankfurt'un. Hatta Almanya'nın ikinci büyük havalimanı. En büyüğü Münih. Pardon, özür diliyorum. En büyük havalimanı burası. Almanya'nın en büyük havalimanı bu. İkincisi Münih. Üçüncüsü de Düsseldorf. Evet arkadaşlar, burası yüzlükmüş. Yavaş yavaş gidelim o zaman. Türkiye, geliyorum Türkiye. 6 ay oldu gideri, özlemişim. 3 ay sonra yine gideceğim. Hatta 2,5 ay var değil mi? Temmuz'un başlarında. İyi güzel. Çok güzel. Sık sık gideyim artık. Ha, burada kuyruk oluşmuş. Ne oldu? Kaza mı oldu acaba? Önümüze de tır atlayacak. Oo, burada bayağı trafik var. Köln istikametine. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Güzergahımız Würzburg. Şimdi Würzburg takip edeceğiz. Sonra Nürnberg, sonra Regensburg, sonra Passau, sonra Avusturya, Suben. Würzburg'a geldim. Evet, Würzburg Kiest. Würzburg'un girişi işte arkadaşlar. 350 kilometre var Avusturya sınırına kadar. Güzel güzel gidiyorum. Şaban'ın filmini açtım. Araba hareket halinde video göstermiyor ama sesini duyuyorum. Müzik dinliyorum. Bazen radyo açıyorum. Çok sevdiğim internet radyosundan Radyo 45'lik var. Tavsiye ederim. Onu dinliyorum. Güzel eski türküler, şarkılar. Bazen dediğim gibi film açıyorum, filmin sesini dinliyorum. Öyle. Gidiyoruz anlayacağınız. Yavaş yavaş da olsa gidiyorum. Sıkıntı dene. Bakalım ilk gelen dinlenme tesisinde Rast Plus'ta çekeceğim. Bir şeyler atıştırayım. Öğle saatinde yediydim bir iki parça. Acıktım biraz. Evet, bir şeyler yerim. Sonra yine bir kahve içerim. Sonra yola devam ederiz. Evet, Würzburg, Heidingsfeld, Nürnberg, München. Böyle gidiyoruz anlayacağınız. Neymiş burası? Rastov, Würzburg. 1600 metre var. Tamam, burada duracağım. Biraz mola vereyim. Hareket, temiz hava. Sonra devam ederiz. Evet, buradan çıkış yapıyorum arkadaşlar. Rastov, Würzburg. Sol tarafta mı acaba? Hah, burasıymış. Würzburg, Süd. Tamam, aynı. Ben burada molamı vereyim. Sonra bakacağız. Ne kadar kalabalık burası ya. Araba soldan diyor. Tır, otobüs, kamyon sağdan diyor. Tamam. Bu tır niye buraya girdi? Tırlar sağdan değil miydi? Anlamıyorum. Bu tırların burada ne işi var? Burası araba park yeri ise tırlar niye burada?
Bitte 112 Kilometer der Straße folgen. Vallahi tır deli etti burada arkadaşlar. Neyse buradan bir girelim. Heh, burası araba için otopark. Yanlış girmedi. Ben doğru girdim. Wenn möglich bitte wenden. Bu yanlış çıkmaya çalışıyor. Bitte am Ende der Straße rechts abbiegen. Tamam, ben buraya durayım. Çok güzel. Evet arkadaşlar, molamı bitirdim. 10 dakika. Hemencik bir kahve de yaptım, içtim. İyi geldi. Şimdi yola devam. Evet, bu taraftan geldiğimize göre bu taraftan da çıkmamız gerekiyor. Çıkmamız lazım. Jetzt rechts abbiegen. Demin Murat Bozdoğan'ı aradım. WhatsApp üzeri. Ulaşamadım kendisine. Meşguldur, yorgun olabilir. Veya telefonu duymamıştır. Neyse, kesin bana döner o. Türkiye varmadan bana dönerse, sohbet edersem bildiririm sizlere. Bana döndü diye, ulaştım diye. Dönmese de canı sağ olsun. Ne yapalım yani? Ama o beni mutlaka arar. Murat Bozdoğan'la aramız çok çok iyi. Kardeş gibiyiz. Birbirimizi çok seviyoruz. Yani ben onu seviyorum ama o beni seviyor mu bilemem tabii de. Ama seviyordur ya, sağ olsun. Bazen arıyor, halatımı soruyor. Öyle işte. Şimdi buradan yine otobana çıkıyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. A3 istikamet Nürnberg. Burası Würzburg olduğuna göre şimdi Nürnberg tarih edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi Avusturya'ya giriş yapıyorum. Republik Österreich yazdı şimdi sağ tarafta, gördünüz. Şimdi İl Nehri'nin üzerinden geçiyoruz, köprü. İl Nehri iki ülkenin sınırını oluşturuyor. Orada Österreich yazmış ama sonuçta bu nehir sınırı oluşturuyor. Yani şimdi Avusturya'ya girmiş olduk. Ama köprüden önce köprüden önce Österreich, yani Avusturya'ya hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şimdi Avusturya'ya giriş yapıyorum. Republik Österreich yazdı şimdi sağ tarafta, gördünüz. Şimdi İl Nehri'nin üzerinden geçiyoruz, köprü. İl Nehri iki ülkenin sınırını oluşturuyor. Orada Österreich yazmış ama sonuçta bu nehir sınırı oluşturuyor. Yani şimdi Avusturya'ya girmiş olduk. Ama köprüden önce köprüden önce Österreich, yani Avusturya'ya hoş geldiniz demek istiyor. Evet, çok güzel. Welcome to Austria. Şimdi arkadaşlar, şurada bir benzinci mi vardı? Benzinci vardı, benzinci doldu ya. Bu sağa çıkarsanız vinyet de alabiliyorsunuz. Şu sağ tarafta, ben şimdi girmedim arkadaşlar. Hava yağmurlu, hava yağışlı, ıslanmayayım. Evet, şu sağ tarafta gördüğünüz open yazıyor. Vinyettesi olmayan burada alabilir. Aynen, benzinci burada. Veya bu benzinci de alabilir. Orayı kaçırdıysanız bu benzincide de vinyette alabilirsiniz.
Avusturya'da vinyette almadan sakın ha sakın gitmeyin. Kesinlikle ceza yazarlar. Kameralarla plakayı okuyup kontrol ediyorlar. Vinyette alıp almadığınızı. Evet, 10 günlük vinyette 9,90 €. Ben vinyette almama gerek yok. Çünkü internet üzerinden e-vignet olarak aldım. Her zamanki gibi ben öyle yapıyorum. Hele ki yaz sezonunda gelip buralardan vinyet almak isterseniz çok beklersiniz. Kuyruk çok oluyor. Onun için internet üzerinden almanızı tavsiye ederim. Bu videoda da açıklama bölümünde hangi ülkeleri için hangi siteden vinyette alabilirsiniz linklerini atıyorum. Ben şimdi burada 3-5 dakika mola vereceğim arkadaşlar. Sonra da yola devam edeceğim. Evet arkadaşlar, 3-5 dakika bir mola verdim. İhtiyaç molası. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Reichsgastation Eisterach 41 km. 41 km sonra bir benzin istasyonu daha geliyormuş. Onu bildiriyorlar. Evet, biz devam ediyoruz. Bu arada Almanya'da yolculuğumuz nasıl geçmiş? Arkadaşlar 671 km yapmışım sınıra kadar. Yaklaşık 7 saat sürdü. 6 saat 40 dakika civarı. Evet, saat şu an 12:25. Evet, aşağı yukarı 6 saat 40 dakika sürdü. Ortalama yakıtım 100 kilometrede 7.2 litre olmuş ve ortalama hızım 106 kilometre saatte. Çok güzel. Arkadaşlar, Avusturya'da toplam olarak yaklaşık 330-332 kilometre yol yapmamız gerekiyor. Macaristan kapısına kadar, Nikolsdorf sınır kapısı, yaklaşık 3,5 saatte alıyorsunuz bu yolu. Tabii ki hız limitlerine uyma şartıyla. Hepimizin bildiği gibi Avusturya radarlar ülkesi. Arkadaşlar, her yerde radar var. Her yerde radar var. Mutlaka hız sınırlarına uyun. Ceza ödemeyin. Başınız ağrımasın. Ben yıllardan beri gelip gidiyorum. Hiç ceza ödediğimi hatırlamıyorum. Çünkü mutlaka hız limitlerine ve diğer trafik kurallarına riayet ediyorum. Bunu da her zaman söylüyoruz, daima bildiriyoruz. Hız limitlerine uyanlar kesinlikle herhangi bir şekilde ceza ödemeyecekler. Birkaç gün önce bir tane Slayolu videosu seyrettim. Neydi ya? 7'lik BMW'ydi galiba. 7 serisi BMW miydi? Öyle hatırlıyorum. Türk bir arkadaş. Daha doğrusu 3 arkadaş bunlar. Aynı. Gençler. Benden gençler. 80'e düştük. Yani radar olabilir. Çekilmeyelim. Aynı. Bakın şu anda öyle oldu. İnşaat geldi. 80'e düşürdü. Ve mutlaka radar vardır. Avusturya affetmez. Sırbistan'da arkadaşlar hız limiti 130. Bunlar 200-220 ile gidiyorlar. Radara girdiler. Büyük bir para miktarı ceza ödediler. Öyle hatırlıyorum. Yani dikkat edin. Evet. Avusturya'da hız limiti saatte 130 kilometredir. Bunu da bildireyim. Limit olmayan yerlerde maksimum 130 gidebilirsiniz. Limitte varsa zaten tabelalarda göreceksiniz bunu. Bunu söylememize gerek yok.
arkadaşlar, ben yola devam ediyorum. Biraz müzik dinleyeyim. Size iyi seyirler. Arkadaşlar, şimdi burada bir benzin istasyonuna bilerek çıktım. Çünkü Murat Genç isminde arkadaşım geçenlerde bir yorum yazdı. Rica etti. Orhan abi dedi. Tam da araba geliyor. Orhan abi dedi. Yoldaki akaryakıt fiyatlarını bize bildirebilir misin? Ben de burada çektim arkadaşlar, şimdi aslında aklıma geldi. Avusturya'da 14 Nisan'da ki otobandayız. Otobanda her zaman şehir içinden daha pahalıdır. Bunu biliyoruz. Dizel 2 euro 15. Süper benzin 2 euro 9. Evet, bu bilgiyi de vermiş olayım. İlk önce Murat Genç arkadaşımıza, sonra da bu bilgi hepinize gelsin. Evet. Ben şimdi tekrar dönüşümü yapayım. Aa, burası tek yön. Evet arkadaşlar, bu bilgiyi de vermiş olalım. Ben şimdi geri dönüş. Yani yoluma devam ediyorum. Geri dönüş derken buradan dönüş yaptık. Burası biraz karışık arkadaşlar. Gerçekten dikkat etmezseniz burada yanlış tarafa da çıkabilirsiniz. Tek yöne girebilirsiniz. Yani ben bile şaşırdım. Karma karışık. Neyse, sonuçta bulduk. Şimdi her ülkede akaryakıt fiyatlarını bildirmeye çalışacağım. Ama Avusturya'da bayağı pahalıymış ya. Almanya bu kadar pahalı değil. Neyse, benim de almam gerekmiyor. Benim bir 150-200 kilometre daha gider. Ben sonra bakayım bir şehir merkezine, bir kasabaya çıkıp orada alırım. Otobanda çok pahalı. Onu da size göstereceğim. Kesin bir litre başı 30 sent rahat fark atar yani. Rahat. Ama göreceğiz. Ben de merak ediyorum. Bakalım ne kadar fark var. Burada dizel 2.15'ti. Sıradaşlar, saat gecenin 1'i oldu. Ben ne dedim? Bak, dün oldu şimdi. Dün sabah 7.30 muydu? 8 civarı uyandım. Hala ayaktayım. Buraya kadar da geldik. Ben yavaş yavaş pil bitiyor. Demin bir park yeri geldi. Oraya çektim. Otel baktım. Birkaç tane otel baktım. İnternetten tabii ki anladınız. Neyse, bir tane beğendim. Hiç yani otoban yanında, otoban kenarında. Hiç otobandan ayrılmıyoruz. O çok hoşuma gitti. Bakayım yani, güzel bir otele benziyor. Fiyatı da gayet uygun geldi bana. Bir gidip bakayım arkadaşlar. Hoşuma giderse orada konaklayacağım. Birkaç saat uyuyayım. Daha yolumuz uzun. Onu bildirmek istedim. Gerek yok ya yorulmaya, strese. Zamanım var, yavaş yavaş geze geze gideyim, dinlene dinlene gideyim. En önemlisi o. Gezmeyi boş verin de dinlenmek önemli. Arkadaşlar, o zaman öyle yapalım. Otele varınca çekimi devam ettirdim. Şimdi karanlık, boşuna çekmeye gerek yok. Yarın gündüz vakti bol bol çekimler yapacağım zaten. Evet arkadaşlar, şimdi otele geldim. Bak, direkt kapısının önünde park yeri var. Benim arabayı buraya bıraktım. Güzel, güvenli de park yeri var. Şimdi içeri giriyorum.
Arkadaşlar otomatik check-in yapılıyor. Resepsiyonda bir şey yok. Benim check-in'imi yaptım. Check-in'imi yaptım. Ücretimi ödedim. Böyle açılıyor. Bakın. Açıldı. Oda numaram 233 müydü? Öyle hatırlıyorum. Bir daha bakarız. Burası herhalde. Bakayım doğru mu? Evet arkadaşlar doğruymuş. Odayı açtım. Niye açılmıyor? Şimdi açıldı. Bu da buraya giriyor. Güzel. Arkadaşlar gerçekten güzel. Bir gece kalmak için ideal. Bence sıkıntı yok. Şu eşyaları buraya koyalım. Arkadaşlar bir gece yatmak için ideal. Yeter. Şimdi de duşumu alacağım arkadaşlar. Sonra kafayı vurup yatacağım. Gerçekten güzel ya. Bir gecelik. İki kişi burada rahatlıktan kalabilir. Hadi boğalım. Arkadaşlar günaydın. Sabah oldu. 7'ye çeyrek var şu an. Ben yaklaşık 15-20 dakika önce uyandım. 4,5 saate yakın yatmışım. Yetti bana. Kendiliğinden de uyandım. Saati 7'ye kurmuştum. Kendim uyandım. Kaçtı ya işte. 6 çeyrek mi geçiyordu? 6:20'ydi uyandım. Neyse kahvemi içtim. Burası işte otel. Kein GPS signal. Burası otel. Fena değil ya. Bir gece kalmak için yeterdi. Şimdi şu Google Maps'ta baktım. Şu karşıda bir benzin istasyonu var. Dizel 1.64'müş. Öyle okudum internette. Dün akşam bakmıştık 2.15 miydi otobanda. Arada farka bakın 50 sent. Şimdi de bu arada depomu fulllayacağım. Benim arabayı da buraya bırakmıştık. Görüyorsunuz burada sıla yolu arabam. Şimdi arabaya biniyorum. Evet. Ve yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar yaklaşık 1,5 kilometre yol geldim. Bu sağ tarafta görüyorsunuz. OMV'yi. Bakın burada fiyatları da hemen görelim. İnternette gösterilen fiyatla buradaki fiyat aynı mı? Oo daha güzel. 1 euro 57 sent. Dün akşam otobanda alsaydım 2.15 verecektim. Dizel. Bakın burada dizel varmış. Tamam ben şimdi depomu burada fulluyorum. Bir de bir kahvemi alayım. Hadi arkadaşlar hadi. Güzel. Evet arkadaşlar depoyu fullamaya başladık. Bakalım ne kadar tutacak onu da göstereyim sizlere. Arkadaşlar yaklaşık 60 litre sığdırdık. 94 euro 46 sent. Ben şimdi içeri ödemeye gidiyorum. Arkadaşlar benzin istasyonuna girdim. Yabancı bir genç eleman. Yani yabancı Türk değil ama yabancı. Ya bir suratsız. İnsanları anlayamıyorum ya. Çok suratsız ya. Ne bir günaydın, ne bir buyurun, ne bir hoş geldiniz. Suratını asmış. Sabah erken saat. Ben çalışmam lazım. Ben niye çalışıyorum? Müşteri geldi. Rahatsızlık verecek bana. Keşke hiç müşteri gelmese. Bütün gün böyle burada otursam dükkan hiç kazanç sağlamasın ama ben paramı alayım maaşımı.
Evet, şimdi bak döndüm yine. Bitte nach 300 Metern links abbiegen und danach den folgenden Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Şu karşıda kaldığım otel görünüyor. Sleep Hotel, buradan görüyorum. Neyse, şimdi buradan yine otobana çıkacağız. Ha, buradan. Jetzt links abbiegen und danach den folgenden Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Evet, Wien, Praha. Demnächst links fahren. Arkadaşlar Viyana çevre yoluna geldim. Macaristan sınır kapısına yaklaşık 110 kilometrem var. Şu kamyonu da bir sollayamadım. Aha şimdi sollayacağım. Üf, arkada hep arabalar geliyor, bırakmadılar. Neyse, tam olarak 112 kilometre var. Ve 1 saat gösteriyor. Evet, yaklaşık 1 saat sonra Macaristan'a giriş yapacağım. Havayı görüyorsunuz. Gerçekten kar var. Bakın sağ tarafta, sol tarafta kar var. Olacak gibi değil. Dışarısı şu an 1,5 derece gösteriyor. 1,5 derece, şaka gibi. Görüyor musun? Sağda, solda kar var. Nisan ayının 14'ündeyiz. Kar yağıyor Avusturya'ya. Çok enteresan. Yani inanın hiç aklıma gelmezdi 4. ayda sıra yolunda kar göreceğimi. 12. ayda gitmiştim birkaç sene önce. Bu videonun başında anlattım galiba. O zaman kar vardı. Tamam da 4. aydan ne oluyor ya? Neyse, sıkıntı yok. Yavaş yavaş gidiyoruz. Arkadaşlar, hudut kapısına 65 kilometrem var. Burada bir benzin istasyonu geliyor arkadaşlar. Burada duracağım. Bir kahve molası vermek istiyorum. Burası OMV'miş. Kenarında OMV'nin güzel kahvesi oluyor. Evet, bakalım. Rastlas buradan çıkıyormuş. Bitte den Kreisverkehr an der vierten Ausfahrt verlassen und danach halb rechts. Şurada güzel bir kahvemizi içelim, ne dersiniz? Kim kahve ister? Gelin ısmarlayayım. Hep beraber bir kahve içelim, ne dersiniz? Burada benzin istasyonu. Güzel. Çok güzel. Nereye park edeyim ben? Park yerleri de dolu. Hadi başlar. Avusturya son 1 kilometre. Liquor sınır kapısına geldim. Şöyle bir bakalım. Neler olacak? Hiçbir şey olacağı yok da işte söz gelişi. Neler olacak? Hiçbir şey olmayacak. Arkadaşlar, Avusturya'da toplam 336 kilometre yol yapmışım. Otelden bu yana da 252 kilometre yapmışım. Evet, toplam olarak 336 kilometre dedik. 3,5 saat yolculuk yapmışım. Araba yolculuğu, molalar ve otel hariç. Ortalama yakıtım 6,6 litre olmuş 100 kilometrede ve ortalama hızım saatte 93 kilometre olmuş.
Evet, şu anda dışarısı 4,5 derece. Çok enteresan. Kış gibi ya. 4,5 derece. Evet, Avusturya'ya girişte kontrol var. Çünkü sol tarafta yoğun trafik görüyorum. Şimdi sizlere burayı göstermek istiyorum. İlk defa gidenler, unutanlar, bilmeyenler. Arkadaşlar, Macaristan'ın vinyetlisini internetten almadıysanız buradan, bakın bu sağ tarafta, bu sağ tarafta vinyet büfeleri var. Sol tarafta var. Karşıda var. Yani burası vinyetler bölümü. Burada vinyetlerinizi alabilirsiniz. Ben hiç burada durmuyorum. Devam ediyorum. Burayı size göstermek için durdum. Bu sağ taraftaki binada para bozdurabilirsiniz. Restoran var. Bir şeyler yemek isteyebilirsiniz. Kahve içmek isterseniz kahve de var. Ve tabii ki tuvalet var. Tuvalet ihtiyacınızı da giderebilirsiniz. Öyle arkadaşlar. Evet, Macaristan'da vinyet alınması gerekiyor. Dediğimiz gibi ben yine ev vinyet olarak aldım. Unuttum, 12 euro muydu? 13 euroydu. O civar, tam hatırlamıyorum. Doğru bilgiyi de şimdi altta ekranda verdim. Görüyorsunuz ben internetten kaç para verdiğini. Burada alırsanız yaklaşık 14-16 euro civarı 10 günlüğü. Evet, gelmiş bulunuyoruz. Macaristan'da 337 kilometre yol yapacağız. Röski-Horgos sınır kapısına kadar. Röski, Macaristan tarafındaki hududun ismi. Horgos, Sırbistan tarafındaki sınırın ismi. Evet, 337 kilometre yolumuz var. Ve ne kadar sürecek? Aşağı yukarı 3 saat. Evet, navigasyon 12.40'da sınırda olacağımı söylüyor ve şu anda saat 9.45. Bugün 14 Nisan 2023 sabah 9.45. Evet, 12.40'da orada olacağıma göre aşağı yukarı 3 saat diyor. Tabii ki mola hariç. Ben demin bu Avusturya'da son benzin sezonuna durduğumda bir kahve içeceğim dedim ya. Arkadaşlar, kahve almadım. Cimri pinti bir insan da değilim ama prensipli bir insanım. Arkadaşlar, her şeyin bir fiyatı vardır. Bir değeri, fiyatı vardır. Kahveye 1 euro 50 verirsin, hadi 2 euro verirsin. Hadi çok sıkıştık, 2.50 verirsin. Ama benim limitim 2.50. Abi bir kahve 4 euro olur mu ya? Bir kahve ya, bildiğiniz standart bir kahve 4 euro para istiyorlar. Bu hizmet değil bence. Bu kazıklama. Açık ve net konuşayım. Bu resmen insanları kazıklama. Bu faydalanmaktır. Vermem abi. Ben kahveye 4 euro vermem. Enayi değiliz yani. Hiç kusura bakmasın kimse. Abi bu ne ya? Bir bardak kahve 4 euro olur mu ya? Ben de almadım. Dedim Macar'da içerim. Sırbistan'da OMV'de çok güzel kahve yapıyorlar. Belki orada bir kahve alırım. Bilemiyorum. Neyse. Bu da Peste 165 km diyor. Arkadaşlar, şimdiye kadar çok rahat geldim. Paskalya tatilindeyiz. Yollar gerçekten boş denecek derecede. Hiçbir yerde beklemiyorum. Bakalım Macar-Sırbistan sınırı nasıl olacak? Bekleyeceğiz mi? Kontrol olacak mıyız? Genelinde yalnız seyahat edenleri kontrol ediyorlar. Arkadaşlar, bende iki çanta var. Kontrol etsen olur. Bir tanesi kıyafetim. Bir tanesi işte bu kameraların, drone'lar, kabloları, şarj aletleri. Odur. Bir de bir torbam var işte. Yiyeceklerim içinde, suyum içinde, kahvem,
Anlatmıştım ya, 3 yerde kahve aldım da sıcak suyum yok. Bu durumda kahve yapamıyorum. Neyse, hayırlısıyla bakalım. Gidiyoruz. Havayı da görüyorsunuz değil mi? Hava hep böyle. Hava hiç açmadı. Umarım Türkiye'de hava biraz daha güzel olur. Böyle olursa kötü durum. Haydi bakalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar, tam videoyu başlattım. Telefon geldi. Bir telefon görüşmem oldu. Evet, burada şimdi fiyat öğreneceğiz. Mazot fiyatlarını merak edenler var. Macaristan'da mazot fiyatı, evet, full safe diesel 629 forint. Aynen, benzin 95 oktan 685 forint. Şöyle yazıyor. Euro olarak ne yapıyor? Hemen bakıyor. Arkadaşlar, dizel 1.68 euroyu, benzin de 1 euro 84 yapıyor. Neyse, ben şimdi buraya giriyorum arkadaşlar. Bir kahve alacağım kendime kesin. Sonra yola devam. Gereken bilgiyi de verdik. Haydi çabuk. Arkadaşlar, kahvemi aldım. 609 forint 1 euro 65 cent yapıyor. Evet, düşünün. Avusturya'da 4 euro istiyorlardı. Aynı kahve için. Düşünün. Yarısından fazla, yarıdan fazla daha ucuz. Yarısı 2 euro yapar. Abi, enayilik ya. Yani bir kahveye 4 euro verilir mi? Yorumlarda yazın bakalım. Siz olsanız bir kahveye 4 euro verir misiniz? Evet arkadaşlar, önümüz Budapeşte. 50-60 kilometre var Budapeşte'ye. Bak ne diyor burada? Radar kontrol. Macar'da da bayağı radar kontrolleri var. Görüyorum. Radarları da görüyorum. Arkadan çekiyorlar. Bu arada hız limiti 130 Macaristan'da. Bunu da bildireyim. Aynı Avusturya'da olduğu gibi. Şimdi şu kahveyi bir içeyim. Şöyle kahveyi bir görmek ister misiniz? Şöyle kameranın önünde bir tutayım mı? Evet arkadaşlar, Budapeşte çevre yoluna geldim. Şimdi buradan M0 Szeged'i takip edeceğiz. Szeged biliyorsunuz Sırbistan'a sınır şehir. Szeged'den Röske sınır kapısı 20 ve 25 km civarı olması lazım. Hatırladığım kadarıyla. Evet, sınıra 183 kilometrem kalmış. Şu an saat 11:20 geçiyor. 12:50'de sınır kapısında olacağımı gösteriyor navigasyon. Hava da ısındı. Avusturya'da sabah 1 dereceye kadar düştü ve kar yağıyordu, gördünüz. Burada şu an yaklaşık 12 derece ama hafif yağmurdu. Hafif yağmur var. Bakalım Sırbistan nasıl olacak? Sanırım Yunanistan ve Türkiye'de hava daha güzel olur. Artık hayırlısıyla. Ben bahsetmiştim işte, Ayvalık'a gideceğim, sonra İzmir'e gideceğim, sonra Düzce'ye gideceğim, bilmiyorum, belki memleketim Malatya'ya giderim. Deprem oldu, gideyim bir eş dostu göreyim, hal hatır sorayım.
desteğe ihtiyacı olana destek vereyim artık. Hani düşünüyorum ama belli bir şey yok. Kesin değil Malatya'ya gideceğim. Olabilir de olamaz da artık ona spontan bir şekilde karar vereceğim. Bu buraya geçsin, ben de buraya geçeyim. Zaten düz gitmem gerekiyor. Öyle işte arkadaşlar, hayırlısıyla bakalım bir Türkiye varayım da gerisi kolay. Evet, Macarska. Burası Macarska. Budapeşte şehir merkezine yaklaştık arkadaşlar. Trafik yoğunlaştı. Trafik sıkıştı. 5-10 dakika oldu, böyle gidiyoruz. Stop and go yapıyoruz. Bir de tırda kamyon çok arkadaşlar. Almanya'da, Avusturya'da inanın bu kadar yoktu. Macar'da aşırı ya. Macar plaka, Roman plaka, Bulgar plaka. Neyse. Sıkıntı yok. Birkaç dakika biter herhalde ya. Trafik beni yaklaşık yarım saat taktı. Daha yeni açıldı. Daha yeni açıldı arkadaşlar, gazladım. Yarım saat kaybettik burada, iyi mi? Yani normal şimdi, bu da Budapeşte büyük bir şehir, çevre yolu. İllaki bu saatteki iş günü trafik olur. İstanbul'la kıyaslarsak var ya, bu trafik hiçbir şey. İstanbul'u biliyoruz. Anlatmaya, konuşmaya da gerek yok. Arkadaşlar buradan M0'dan ayrılıyoruz. M5'e çıkıyoruz. Seceget istikametine doğru sağa sapacağız. Bu arada Seceget de veriyor, Belgrad'ı da veriyor. Yani Seceget'i unutan Belgrad'da takip edebilir. Bakın, aa, burada yazıyor. Budapeşte Seceget, yani SRB Sırbistan, RO Romanya. Yani SRB'yi de takip etseniz sizi Sırbistan'a doğru, Belgrad'a doğru götürecek. Ben demin Belgrad yazıyor dedim, yanlış. Bu da Peşte yazıyor. Yani SRB takip edeceksiniz. Bakın burada Seceget, SRB ve RO. Çok güzel. Buradan sağdan M5'e de çıkmış olduk. Evet, sınıra, Rızkı sınırına 152 km var. Sanırım 1 saat 20 dakika falan sürecek. Şu an saat 12'ye çeyrek var. Macar'dan devam ediyoruz. Havayı da görüyorsunuz. Hep böyle. Avusturya'dan beri böyle ya. Kötü hava. Bir türlü sıla yolu moduna giremiyorum bu havada. Hep alışkınız ya. Normal şartlarda yazın gitmeye, sıcak hava, güneşli. Evet, ne diyor burada? Seceget 146 km. Keşkemet 63 km. Güzel. Evet arkadaşlar, Rızkı Horgos sınır kapısına geldim. Yaklaşık 1000 metre var. Bakalım başımıza neler gelecek. Biliyorsunuz gene de Sırbistan'da kontroller mevcut. Ya bagajı açıp şöyle bir göz attı mı sorun yok. Kenara çek, bagaj kontrol dedi mi sıkıntı.
ki benim uzun sürmez. 3-5 dakika sürer kondu. Çünkü dedim yani iki çantam var. Fazla eşyam olmadığı için ne görecek, ne bulacak? Uf, çukur vardı, çukura girdik arkadaş ya. Tam da çukura denk geldik. Neyse. Evet, Macar çıkışı böyle görünüyor. 4 tane peron açık. Ben hangisini alayım? Burayı mı alalım? EU olanı. Burayı alacağım. Burası EU'ymuş. Haydi burası olsun. Burası olsun. Kaçta geldim? Şu an 1'i 5 geçiyor. Bakalım kaç dakikada çıkacağız. Arkadaşlar, Macaristan'da yaklaşık 350 kilometre yol yaptım. Çok da rahat geldim ya. 3 saat 10 dakika mı ne sürdü? Ufak tefek mola verdim. Yok. 3 saat 40 dakika. Pardon. Tabii yar aşağı yukarı yarım saatte Budapeşte de trafikte takıldık. 3 saat 40 dakika mı oldu? Aşağı yukarı. O da güzel, hiçbir şey yani. Çok rahat. Hava serin. Sıcak olsa biliyorsunuz sıkıntı oluyor. Serin serin geldik. 5 dakika oldu şimdi bekleyeli. Saat 1.10 geçiyor. Evet arkadaşlar, Macar'dan çıkışımızı yaptık. Saat 1.18 geçiyor. 13 dakika mı olmuş? 13 dakika. Ehliyet de sordu. İlk defa Macar'dan çıkarken ehliyet sordu. Enteresan. Bir de nereye gidiyorsun diye soruyor. Bunları neden soruyorlar bilmiyorum ama soruyorlar. Ben de dedim geziyorum dedim. Tatil dedim. Önce Makedonya'yı gezeceğim dedim. Sonra Yunanistan'ı gezeceğim dedim. Sonra Türkiye'yi gezeceğim dedim. Büyük gözlerle bana bakıyor. Sonra ehliyeti sordu. Ehliyet de verdim. Tamam dedi. Have a nice trip. Thank you dedim. Thanks dedim. Bye bye sir dedim. Çıktı. Evet şimdi Sırbistan. Bakalım ne olacak burada. Hadi bu oğlum. Evet Sırbistan. 1.19 geçiyor. Gel bunu düz hesap 1.20 yapalım. 1.20'de geldik. Birazdan bir dakika çekeriz. Evet arkadaşlar. 23. 4 dakika. 4 dakikada girişimizi yaptık. Neyse pasa Alman kimliğimi verdim. Biliyoruz bu AB kimlik kartıyla seyahat ediyorum ben. Yıllardan beri söylüyoruz bunu. Neyse ben direkt arabanın ruhsatını ve sigorta kağıdını verdim. Hiç sormadı. Baktı şöyle bir 10-15 saniye verdi tekrar geriye. Sonra bir öne çekiyorsun. Bariyer var. Orada bir memur daha duruyor. Kimliğimi verdim. Baktı. Herhalde ilk defa mı görüyor Alman kimliğini? Dedim it's German. Okay dedi. Where are you going diyor bana. Nereye gidiyorsun dedi. Ben de dedim ki Skopje, Skopje. Anlamadım. Sırpça bir şey söyledi. Ben de anlamadım. Dedim no dedim. Skopje, Makedonya. Şaşırdı. Hani ben mahsustan dedim. Dedim ya bu sefer de Türkiye gidiyorum demeyeyim. Hani kimlikte tabii Türk ismi Orhan Yılmaz. Bakıyor şaşırıyor biliyor musun? Hoşuna gitmiştir. Allah Allah Makedonya izne gidiyor. Gideceğim. Üsküp'e girerim yani. Birkaç sene önce Üsküp'e gitmiştim. Çok güzel. Hoşuma gidiyor Üsküp. Biliyorsunuz Üsküp'ün eski şehir merkezi var. Osmanlı'dan kalma. Abi çok güzel. Yani tavsiye ederim arkadaşlar. Bakın Makedonya üzeri sıra yolu yapanlar mutlaka Üsküp'e gidip eski Osmanlı merkezini, çarşısını, pazarını, o güzel camileri, artık neler varsa arkadaşlar görün. Her tarafta Türk bayrağı.
İnsanlar Türkçe konuşuyorlar. Abi müthiş. Kendini Türkiye değmişsin gibi zannediyorsun. Evet arkadaşlar, şimdi Sırbistan'da toplam 573 kilometre yolum var. Evet, Makedonya sınırına kadar. Akşam 6.45'te orada olacağımı söylüyor. Navigasyona verdim. 7'ye çeyrek kala sınırda olacağım. Bakalım, ben birazdan bir OMV gelecek. İlk gelen benzin istasyonu MOL zaten. Ben orada durmuyorum. İkinci, doğru hatırladığım kadarıyla OMV. Ben genelde orada duruyorum. Beni yıllardan beri takip edenler, Sıla Yolu videomu izleyenler bileceksiniz, hatırlayacaksınız. Ben Sıla Yolu'nda mümkün mertebe OMV'de durur. Molamı veririm, istirahat ederim, akaryakıtımı alırım ve diğer ihtiyaçlarını karşılarım. Haydi bakayım, welcome in Serbia. Evet, yol ücreti. Sırbistan'da vinyet yok, maut var. Maut demek. Göreceksiniz, birazdan zaten çekimler yapacağım. Bilet çekiyoruz. Bir sonraki gişede o bileti çalışana veriyorsunuz. Ücretini euro olarak veya kredi kartı ile ödemeniz de mümkün. Herkes kendi bilir. Toplam 2 kere ödeme yapacağız. Geçen sene 9. ayda geldiğimde hatırladığım kadarıyla Sırbistan'da toplam 17 euro ücret ödemiştim. Bakalım bu sene zam gelmiş mi? Evet, aynı keza hız limiti 130. Aynı Avusturya ve Macaristan'da da olduğu gibi burası da 130. Sanırım anlaşma yaptılar. Hepsinin otobanında hız limiti 130. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Sıla Yolu çok güzel geçiyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Hadi bu oğlum. Evet arkadaşlar, buradan otoban ücreti için bilet çekeceğiz. Toll ticket. Aynı bizim Türkiye'de eski sistem vardı ya, EGS sistemi. Ki hala var belli yerlerde de. Evet, burada bilet çıkıyor. Bileti aldık. Şimdi devam ediyoruz. Plakayı da okudu. Arkadaşlar, her seferinde Sırbistan için bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şimdi burada plakayı okuyor. Otoban ücretini ödeyeceğiniz gişeye kadar sizin zamanınızı ölçüyorlar. Bu belirli mesafeye bir zaman belirlemişler. Misal vereyim, bir saatte alacaksın diye bu yolu, hız limitlerine uyarsın. Sen bir saat değil de yarım saatte, 40 dakikada veya 45 dakikada, neyse artık yaptığın hıza bağlı bu yolu katletmişsen, otomatikten hesaplıyorlar ortalama hızın neydi. 130'dan fazla gitmişsen, ki gittiğin belli, hemen orada polis var. Hatta demin de yansıdı, bakın polis bekliyor sağda. Her işte polis var, hemen polis seni durduruyor ve trafik cezasını kesiyor. Bunu her sene hatırlatıyorum, bildiriyorum. Ve maalesef, üzülerek söylüyorum, maalesef her sene duyuyorum, görüyorum, Sırbistan'da hızdan ceza yedim. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bakın burası 130'lu. Arabam da gösteriyor, şöyle göstereyim size. Hani bu arabada var, okey, her arabada olmayabilir. Abi dikkat edeceksiniz. 130'a takmışım tempomatımı, görüyorsunuz 130 gidiyorum. Hiç
başım ağrımaz. Kesinlikle başım ağrımaz. Sizin de başınız ağrımamasını istiyorum. Her ülkede sadece Sırbistan için geçerli değil, her ülke için geçerli. Trafik kurallarına riayet ederseniz başınız ağrımaz. Bu değil mi oğlu? Arkadaşlar, Sırbistan'da da müthiş bir yağmur başladı. Ha, burada o bahsettiğim OMV var. Ben burada bir mola vereyim. Gerçi akaryakıt alsam iyi olur. %35 kalmış. Ne kadar götürecek bu beni? 320 km götürüyormuş. Ama alayım yine de, fark etmiyor. O meyve bulmuşken doldurayım. İcabında çıkışta yine fullarım. Evet, şuradan. Dizeliko. Dizel, o meyve dizel. Evet, fullayalım burada. Şimdi burayı aldım. Ben premium dizel aldım. Bu biraz daha kaliteli olan. Almanya'da var. 204 denar. Normal dizel alsaydım, sordum fiyatını, 187 denar dediler. Ben şimdi onu alta yazıyorum, euro olarak ne yapıyor? Böylece Murat Genç arkadaşımın da isteğini yerine getirmiş oluyorum. Her ülkede mazot fiyatlarını bildiriyorum. Arkadaşlar, şimdi OMV'den çıktım. Bir 20 dakika mola verdim, bir kahvemi içtim yine. İyi oldu. Arabayı da fulladık. Şimdi küçük bir plan değişikliği yaptım. Aslında küçük değil, büyük bir plan değişikliği de. Makedonya, Yunanistan üzere gidecektim. Ya maksadım bu gece gidip Üsküp'te kalmak, Üsküp'ü gezmek, otelde kalmak. Bir otel bulacaktım. Otel çok orada. Daha evvelden kalmıştım. Bildiğim bir otel de var. Neyse. Abi yağmur yağıyor. Hava kötü. Ben Üsküp'ü nasıl gezeyim ya? Ben de vazgeçtim. Dedim en iyisi hiç durmadan, bir yere uğramadan gideyim. Bir bakarım. Yani tahminim sabah 3-4 gibi İpsala'da olurdum. Ki İpsala'da küçük bir yer. Fazla bir şey bulunmuyor. Dedim Orhan, en iyisi bas Bulgaristan'dan git. Türkiye saatiyle bir, en geç 2 civarında Edirne'de olurum. Edirne'de otele yerleşip kafayı vurup yatacağım. Sabah erkenden kalkar, gidip Edirne'de ihtiyaçlarımı karşılarım. İşte HGS alacağım. Telefon kartıma kontür yükleyeceğim, internetim olsun, ufak tefek alışveriş, kalkar sabah bir çorbamı içerim, böyle şeyler aklıma gidip en iyisi Bulgar'dan gideyim. Böyle olsun arkadaşlar, bu sefer de böyle olsun. Ama dönüş yolunda büyük ihtimal Yunan'dan gideceğim ya. Onu bildireyim dedim arkadaşlar. Çünkü videonun başında Makedonya, Makedonya dedim, durdum. Şimdi bildirmezsem bakacaksınız Bulgaristan'dan gitmiş dersiniz ya, bu bize dalga mı geçiyor? Arkadaşlar, dalga geçmiyorum. Gerçekten şimdi fikir değiştirdim. Hadi bakalım. Sırbistan'da yola devam. Navigasyona yeni adresi verdim. Ne verdim abi? Dimitrovgrad kapısı verdim. Sırbistan, Bulgaristan hudut kapısı. Şimdi buradan 452 kilometre yolum kalmış. Akşam 7'yi 10 geçe orada olacağımı söylüyor. Şu an saat 3'e çeyrek var. 14.45. Yani 4 saat 20 dakika mı oluyor? Aynen öyle. 4 saat 20 dakika sonra Bulgaristan'a gireceğiz. Bulgaristan yaklaşık 3 saat sürüyor. Navigasyona göre 11.30-12 civarı tahminim Kapıkule'de olurum. Yani gece 1'de
1-1.5 Türkiye saatiyle 1-1.5 civarı Edirne'de otelde olurum diye düşünüyorum. Hayırlısı. Biraz daha iyi arkadaşlar. Değil mi? Ya yağmur yağıyor. Şimdi git Üsküp'e bu yağmurda. Gel şu an yağmur yok da birazdan başlamayacağını malum. Ya sonra dedim bas gireyim Yunanistan üzeri. Abi sabah 3'ü 4'ü bulur. Perişan olurum. Yunanistan'da otel bulmak da bir dert. En iyisi böyle boş ver. Bulgardan gibi. Sıkıntı yok. İlk gişelere geldim. Bakalım burada kaç yumuş ödeyeceğiz. Geçen seneye nazaran zam olmuş mu? Göremedim ya. O kadar küçük yazıyorlar ki. 7 euro muydu? Tabii burada 7 euro ödeniyor. Öbür tarafta 12 euroydu. Belgrad'dan sonra Dimitrov'a kadar 12 euroydu. Ben 7 euro'mu hazırlayayım. In euro please. One, two, three, four, six, 650. Yes. Thank you. Yeah. Thanks, bye. Thanks, bye bye. Evet arkadaşlar, 6 euro 50 centmiş. Geçen sene 7 euro değil miydi ya? Ben öyle hatırlıyorum. Ucuzladı mı? Yoksa 7 euro alanlar bizi kazıklıyor muydu? O da olabilir. Ben 7 euro diye hatırlıyorum. Hatta bakayım eski videolarıma. 7 euro diyorum hep. 7 euro ödüyorsam 7 euro diyorum. 6.50 ödeyip de 7 euro ödedim demiyorum ya. Enteresan. Evet. Çocuklar bu sağ tarafı görmesin. Çocukların çoğu severler bu ne olanı. Bu me yazıyor ya. Seviyor. Benimkiler de küçükken çocuk yaşlanırken çok severdi. Baba bu M'ye gidelim. Baba bu M'de yemek yiyelim. Bize tabii götürüyordu. Her zaman değilse bile çoğu zaman giderdik yani. Evet. Biraz hata ne kalmış tahmin edeyim. 30 kilometre falan diyorum. 30-35 civarıdır. Şimdi tabela gelecek. Bakalım kaç kilometre imiş. Ay be, tahmine bak. 31 kilometre. Arkadaşlar bu tahmin değil, bilgi, tecrübe. Çünkü biliyorum işelerden sonra 30 küsur kilometre Belgrad'a. 10 için 30-35 civarı dedim. Tam hatırlamıyordum 31 olduğunu. Evet arkadaşlar. Önümüzde Belgrad. Sonra Niş, zevkli oluyor ya, yollarda kalabalık değil, sıcak yok. Hadi bu alın. Şimdi enteresan olan ney? Demin dedim ya tabelada Belgrad 31 kilometre yazıyor diye. 1-2 kilometre daha gittikten sonra bir tabela daha geldi. Beograd 36 kilometre yazıyor. Çok ilginç. Sonra yaklaşık bir 2-3 kilometre daha gittim. Daha yeni 300 metre evvel bir tabela daha Belgrad 31 kilometre. Arkadaşlar çok çok enteresan. Bakın bir dahaki sefere geldiğiniz zaman bu yoldan bir dikkat edin buna. Tabii o güne kadar değiştirmezlerse. Bak bir dikkat edin. Gişelerden sonra 31 kilometre yazıyor. Bir sonraki tabelada 36 kilometre yazıyor. Bir sonraki tabelada ise yine 31 kilometre yazıyor. Diyecek laf bulamıyorum. Yorumlar sizden. Very interesting. Belgrad kavşağına geldim. Burası da çok önemli arkadaşlar.
çoğu arkadaş, çoğu sıradaş karıştırıyor. Bakın bu yoldan dümdüz gidiyorsunuz. Çünkü otoban böyle devam ettiği için karıştırıyor çoğu. Düz giderseniz Belgrad çevre yolu diyorlar ama ileride otoban bitiyor. Kötü yollardan gidiyorsunuz. Köy kasabalara giriyorsunuz. Burada dikkat edin. Kesinlikle bu beyaz tabelayı takip edin. Belgrad merkez oluyor. Belgrad merkezin içinden geçin. Hem mesafe olarak daha kısa hem zaman olarak daha çabuk. Evet, burada her seferinde söylüyorum, dikkat edin. Her zaman duyuyorum. Her zaman duyuyorum, yanlış gidiyorsunuz arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Kesinlikle. Düz giderseniz yolu uzatıyorsunuz. Köy yollarına giriyorsunuz. Ve bozuk satı, yani bozuk yol. Şimdi burası Hırvatistan üzeri gelen yol bağlanıyor. Yani arkamızda Hırvatistan, Zagreb üzeri gelen arkadaşlar burada birleşiyoruz. Evet arkadaşlar, Belgrad merkeze giriş yapıyorum şu an. Belgrad merkez, güzel bir şehir. Birkaç sene evvel 2019 muydu ya? Aynen. 2019'un 11. ayda gitmiştim herhalde. Benim oğlumla gitmiştim. Gelip Belgrad'ı gezmiştim. Hatta Belgrad gezi videom da var. İzleyebilirsiniz. Beğendim yani, güzel bir şehir. Güzel. Gezmeye değer bir şehir de şu bina hoşuma gitmiyor. Her seferinde şok yaşıyorum. Komünistik döneminden kalan bir bina. Aynı anda televizyon kulesi görevini görüyor herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Abi müthiş çirkin ya. Neyse, kendileri bilir. Bunların hoşuna gidiyordur. Arkadaşlar ne yapalım şimdi biliyor musunuz? Şöyle güzel bir damar müzik eşliğinde Belgrad merkezden geçelim. Ben susuyorum. Siz müziği dinlenin. Biraz sıra yoluna dalın. Biraz efkarlanın ve Belgrad merkezi seyredin. Thank you.
alıyoruz. Belgrad merkez arkamızda kaldı. Şimdi bir ileride tekrar bile çekeceğiz. Pay toll diyor. Bile çekeceğiz. Bunu da Dimitrovgrad yakınlarında değiştirmemişlerse gümrüğe yakın ödeme yapacağız. İşte 12 euro civarıydı. 11.50 mi 12 euro. Onu da birazdan göreceğiz. Demin 6.50 ödemiştik. Evet, ne yazıyor burada? Niş 211 kilometre. Aşağı yukarı yüzde Niş'ten Dimitrovgrad 311 kilometre. Ama navigasyona tam sınırı verdim. Dimitrovgrad sınırını 314 kilometre gösteriyor. Varış saati de 19.10. Akşam 7.10. Achtung, Baustelle. Dikkat edin diyor. Dikkat edin diyor. Gişe var diyor. Burada bir araba var. Buraya gideyim. Osimza Vozila NP. Evet, burada biletimizi çekelim. Evet, çektik. Plakamızı da okudu. Haydi eyvallah. Bir molaya ihtiyacım var. Bayburtlu var biliyorsunuz. Sırbistan'da 2-3 yerde var. Ben her sene mutlaka uğrar, yemek yemesem bile bir çay kahvemi içiyorum. Şimdi şöyle güzel bir mercimek çorbası söyledim kendime. Mercimek çorbası. Bu yeter zaten. Bir meyve çorbası içeyim de. Dünden beri hep kuru kuru şeyler yedim. Evet, sonra bir Nescafe'mi içip yola devam edeceğim. Arkadaşlar, bakın size ne anlatacağım. Şimdi burası... Bitte am Ende der Straße. Burası Bayburtlu'nun yeri. Demin gördüğünüz bir çorba içtim. Evet, Bayburt tesisleri. Görüyorsunuz değil mi? Burası Sıla yoluna doğru giden taraftaki, bir de Gurbet yoluna giden tarafta var. Buraya bu ikinci gelişim ve son gelişim. Onun açıklamasını yapacağım. Gurbet yolu üzerindeki buraya göre daha iyi, daha temiz, daha bakımlı. Bina da biraz daha yeni. Evet. Şimdi değil mi? Bu ikinci gelişim. Birkaç sene önce gelmiştim. Tam hatırlamıyorum o anki durumunu. Şimdi olay şu. Bakın arkadaşlar, ben birincisi kimsenin ekmek parası kimsenin ekmeğini oyurmak istemiyorum. Ama öte yandan da müşteri olarak iyi, güzel, kaliteli hizmet ve kaliteli yemek yemek istiyorum. Bunu da sizlere aktarıyorum. Sıla yolunda bilmeniz gerekiyor. Hangi lokanta iyi, hangi otel iyi, hangisi kötü, hangisine gidilir, hangisine gidilmez. Şimdi bakın arkadaşlar, bu Bayburt tesisini Sıla yolundaki tarafında olan demin gösterdiğim mekandan bahsediyorum. Tavsiye etmiyorum. Nedeni söyleyeyim. Ve başta şöyle söyleyeyim. Bakın, elemanlar olsun, patron da oradaydı sanırım. Hepsi çok efendi, çok kibarlar, çok saygılılar. Bundan yana hiçbir sıkıntın ve şikayetin yok. Şimdi ilk başta bir mercimek çorbası istedim. Arkadaşlar, kesinlikle bizim Türk mutfağının, Türk mutfağından bildiğimiz mercimek çorbası değil. Birincisi çok sulu. İçinde çok ama çok az mercimek var ve tadı kesinlikle bizim Türk mercimek çorbasına benzemiyor. Ben
Tamam, baharatsız yapıyorlardır. Baharat seven var, sevmeyen var. Yiyen var, yemeyen var. Arkadaşlar, pul biberi ve tuz atmama rağmen inanın hiçbir tat alamadım. Somun ekmeği yapmışlar. Bilmiyorum Türk somun ekmeği miydi, Sırp somun ekmeği miydi, fark etmiyor. Ekmek ekmektir. Biraz bayatlı. Yani çok bayat değil, biraz bayatlamış. Bugün sabahtan kalma olabilir. Hadi onu da affedebiliriz. Arkadaşlar, dünden beri yoldayım. Gerçekten çok acıktım. Ufak tefek kuru kuru şeyler yedim. Mahvolmuştum. Dedim yemişken, baktım tezgahta güzel tavuk budu vardı. Yanında patates. Neyse, bir porsiyon ondan istedim. 3 tane tavuk budu geldi. Yanında 2 veya 3 tane saymadım patates. Pirinç pilavı şehriyesiz, üzerine de biraz kuru fasulye dökmüş. Tavuk, bak 3 tane vardı, 2 tanesi iyiydi, 1 tanesi tam pişmemiş, kanlıydı. Kanlı taraflarını tabi yiyemedim, tabakta bıraktım. Pirinç pilavı da kesinlikle bizim pirinç pilavımız değil. Arkadaşlar, yok tadı, tuzu, baharatı, hiçbir şey yok. Bir de böyle vıcık vıcık. Ya çok kaynattılar ya da çok uzun süre kaynar suyun içinde bekletildi. O zaman pilav böyle vıcık olur, sulu olur. Vıcık derken anlamayanlar vardır, sulu olur. Ve yemekler soğuk. Mesela pilav İnanın buz gibiydi. Tavuğu böyle hafiften bir ısıtmış getirdi. Şimdi böyle bir mekan işleten abi bu püf noktaları bilmesi gerekiyor. Arkadaşlar, bakın ben boş konuşmuyorum. Kendim de hobi aşçıyım. Ben hobi aşçıyım. İnanın benim yaptığım yemekleri ben özenerek yapıyorum. Sevgimi katıyorum. Fantazimi katıyorum. Çocuklar olsun, hanım olsun, arkadaşlarım olsun, çok beğeniyorlar. Ben hobi aşçıyım. Bir profesyonel aşçı. Ya restoran işletiyorsun. Bu burası için geçerli değil. Ben genel anlamda diyorum. Ben Türkiye'de de defalarca bu ve buna benzer olaylarla karşılaştım. Ama bundan sonra söyleyeceğim, çekeceğim videosu arkadaşlar. Bu mekan yaramaz, buraya gelmeyin diyeceğim açık açık. Ben müşteriysem, oraya gidiyorsam, para harcıyorsam, para bırakıyorsam, paramın karşılığını yüksek kalite ile geri almam lazım. Yine diyorum, eleman çok güler yüzlü, çok efendi, çok kibar, bana çok saygı davrandı. Eğer olası bu videoyu izlerse veya tanıdığı birisi tesadüf denk gelir de haber verirse, kendisine teşekkür ediyorum bana öyle saygılı, kibar davrandığı için. Ve arkadaşlar, yemeğimi yedikten sonra mesela Nescafe istedim, Nescafe'leri yok. Türk kahvesi varmış, önemli değil, olabilir ki olsa daha iyi olur tabii ki. Genelinde biz gurbette yaşayanlar, gurbetten gelenler abi Nescafe'ciyiz. Seviyoruz, içiyoruz bunu. Ben de ilk defa istemiyorum. Benden evvel kim bilir kaç nice kişi Nescafe istedi. Abi bulundur, Nescafe parayla mı ya? Neyse, benim arabamda vardı üçü bir arada, rica ettim. Üstüne kaynar su döktü, kahvemi içtim. Çok teşekkür ederim. Neyse, yemeğimi yiyip kahvemi içtikten sonra lavaboya gidip elimi yüzümü yıkayayım dedim. Arkadaşlar, şok yaşadım. Hiçbir temizlenmez, hiçbir bakım yapılmaz. Ben fazla konuşmayayım arkadaşlar. Onun videosunu çektim. Buyurun, şu an ekranda onu görüyorsunuz. Yorumlar sizde. Arkadaşlar,
Niş kavşağına geldim. Burayı bileceksiniz. Burası meşhur. Düz gidersek Skopje, yani Makedonya, Yunanistan güzergahını kullanmış olursunuz. Sağdan çıkarsanız Bulgaristan güzergahını kullanmış olursunuz. Yani Pirot. Pirot üstü. Niş Pirot. Ama burası çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Böyle sağlı sollu, doğası çok güzel, manzara harika. Böyle dümdüz bir ova, etrafı dağlarla kaplı. Gerçekten çok 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 hoşuma gidiyor. Her seferinde bayılıyorum bu görüntüye. Evet arkadaşlar, ben vazgeçmeseydim, yani fikir değiştirmeseydim düz gidecektim Makedonya üzerinden. Gerek yok arkadaşlar, gerek yok. Gerek yok. Gideyim, boşver, Edirne'ye gideyim ya. Bu gece orada konaklarım. Yarın sabah kalkarım, alışveriş, Edirne'yi biraz gezerim, İhtiyaçlarımı karşılarım, paramı bozdururum, sonra çıkarım öğle saatlerinde yavaş yavaş Ayvalık'a doğru giderim. Ama bakalım hayırlısı. Hiçbir şey, yani insanın hiçbir şeyi planladığı, istediği gibi olmayabiliyor. Aksilikler olabiliyor. Gümrüklerde bekleyebiliriz, kontrollere denk gelebiliriz, saatlerce bizi orada bekletebilirler. Allah göstermesin bir arıza olabilir, kaza olabilir, hastalık olabilir. Bilinmiyor bunlar. Bilinmediği için de onun için hep nasipse demek gerekiyor. Evet, burası Niş tarafları. Bu sağ tarafta Niş merkez görünüyor buradan. Kameraya yansıyor bilmiyorum tabi ama birkaç sene evvel Niş'i de gezdiydim. Güzel bir şehir. Osmanlılardan kalma bir kale var. Niş Kalesi. Arkadaşlar, burada çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi bu Niş Pirot otobanında gelen ilk tünel. Birkaç tane tünel var. Tünellerin çıkışlarında her zaman değil tabi, bazen polisler oluyor ve radarda hız kontrolü yapıyorlar. Tüneller 80'lik. Daha hızlı giderseniz radara girme ihtimaliniz veya riskiniz var. Risk diyelim. Tünelin çıkışında polis bekliyor, durduruyor, ceza kesiyor. Benim daha başıma gelmedi ama kendim bir iki sefer bunu gördüm. Önümde giden gurbetçileri, hatta beni solladılar. Tünel içinde solladılar ve polis onları, bakın burada çekiyor mesela. Buraya veya gurbet yolu da aynı keza. Mutlaka ceza yazıyorlar. Çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bak, tünel biter bitmez 100 verdi. Ben tempomatımı 100'e bağladım. 100 gidiyorum. Her tünelde hızımı düşeceğim. Radara girmemek için. Olmayabilir de, olabilir de. Şimdi olmayabilir ihtimali daha mı yüksek? Ben şahsı adıma konuşayım, bu riski almıyorum. İsteyen alabilir. Bu arada manzara nasıl arkadaşlar? Şu manzaraya bakar mısınız ya? Nasıl şu manzara? Şu karşıdaki dağa bakın. Dağlara. Çok güzel ya buralar. Çok 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 güzel gerçekten. Böyle zevk veriyor.
Ben her zaman söylemişimdir. Sıra yolunda en çok hoşuma giden ülke Sırbistan. Manzara açısından. Biraz da çoğu şeyi Türkiye andırıyor. Bence sizin düşüncenizi bilemeyeceğim tabii. Şimdi 130 oldu. Gördüğünüz tabelayı. Neyse ben 110'la gideyim. Bak burada tır park var. Tır park, Dixie tuvaleti var. Bunlar da hiç temiz olmuyorlar. Leş gibiler. Şu Dixie'ler. Kim temizliyor ki onları? Temizleyen yok. Bakın bu yeni tünel. Otoban bitmişti. Bu tünel bitmediği için yol aşağıdan gidiyordu. Yani otoban bitiyordu kısa bir süre. İleride tekrar başlıyordu. Bilmiyorum 2 sene mi 3 sene önce bu tünel bitti diye hatırlıyorum. Yoksa 5 sene oldu mu ya? Zaman o kadar çabuk geçiyor. Ben de o kadar sık gidiyorum ki Türkiye'ye, sıla yoluna, hatırlayamıyorum. 5 sene olmuştur. Bu tünel açılınca boydan boya otoban oldu öyle, öylece. Evet, mesela şu aşağı yoldan gidiyorduk. Sonra tekrar şu ileride otobana bağlanıyordu, öyle hatırlıyorum. Güzel oldu. Arkadaşlar, sınıra 32 kilometrem kaldı. Evet, Sırp'tan çıkış yapıp Bulgaristan'a giriş yapacağız. Arkadaşlar yollar bomboş. Niş'ten otobana, yani Niş otobanına çıktığımdan bu yana yalan demiyorum arkadaşlar. 3 araba ya gördüm ya görmedim. Ne bir kamyon kaldı, ne bir tır kaldı. Hiçbir şey görmüyorum. Sizin de gördüğünüz gibi bomboş bu yol. Yani 3 arabadan fazla yoktu. Beni sollayan da olmadı. 3 arabayı da ben solladım. İlginç. Karşıdan geliyorlar. Ama bu yandan giden yok. Ona şaşırıyorum. Vardır mı bildikleri be kardeş? Evet. Arkadaşlar ikinci gişe olan Dimitrograd gişelerine geldim. Şimdi burada dediğim hatırladığım kadarıyla bir 12 euro ödeme olacak. Zam gelmemişse, ucuzlamamışsa 12 euro. Demin 7 euro hatırlıyordum, 6.50 verdik. Hello. In euro please. 13. Lesis ya var 12 tane ya vardı. Svay. Tekrar. En 13. Okay, thank you. Cheers, bye bye. Arkadaşlar, duydunuz. Burada da 13 aldılar. Burada 1 euro zamlanmış. Öbür tarafta 50 sent ucuzlamış. Ya neyse sıkıntı yok. Belki de 12 eurodur da 1 euro cebine indirgandı yapıyor. Olsun yapsın. Arkadaşlar önemli değil o kadar ya. 1 euro indirgandı yapsan olur. Kazanıyorlar işte. Gariban ülke. Maaşları düşük. O kadar hor görmüyorum. Arkadaşlar bu başka, rüşvet başka, çalıp çıkmak başka. O da yaptıysa bilmiyorum. Yani yaptıysa da benim için bir önem taşımıyor. Ya. Evet, sınıra ne kadar kaldı? Yaklaşık 9 kilometre var. Hadi bakalım, bakalım bu sefer Bulgarlar ne yapacaklar? Komşu bagaj kontrol. Tamam komşu, iki çantam var. Birisi kıyafet, birisi de işte kameradır, laptoptur, kablolardır,
şarj aletleridir. Buna benzer şeyde başka bir şeyim yok. Burada ne oluyor? İnşaat mı var? Ne bu? Kırmızı kırmızı lambalar. Burası 80'lik. Ha, tünel geliyor yine. Aynen 80'e düşelim. Demin bahsettiğim olay 180'e indirdi. Aynen. Şurada keşke bir polis dursa da size göstersem. Yani bunu boş yere söylemediğimizi anlayasınız. Polisi görürseniz belki daha inandırıcı olur diye düşünüyorum. Ama yine de siz bilirsiniz. İster inanın, ister inanmayın. Tünel çıkışlarında polis oluyor. Ha belki şu an yok. Yaz sezonunda mutlaka oluyor. Onlar da çünkü biliyorlar bazı gurbetçi Türkleri ne kadar agresif araba kullandıklarını. Diyorlardır fırsat bu fırsat. Biraz devletin kasasını doğrulturuz, doldururuz ceza paralarıyla. Ya doldururuz. Bakın burada hemen ikinci tünel. Şu an bir köprü üzerindeyiz. Yani iki tüneli bir köprüyle birbirine bağlamış oluyorlar. Vallahi ben 80'le gidiyorum burada. Zaten 80 gösteriyor tabelalar. Benim araba da 80 gösteriyor. Şöyle bakın. Okunuyor mu? 80. 80'lik. Bayağı uzun bir tünelmiş. Yıllar önce bu tüneli kısaltmıştım ben. 300 metre. Kesmiştim diye dedim arkadaşlar, ben tüneli 300 metre yaptım. Arkadaşım bir o kadar çok hoşuna gitmiş ki yorum yaz. Orhan abi çok güldüm diyor, çok yaşa diyor. Sen de çok yaşa güzel kardeşim. Kaç sene oldu ya? 2019 muydu? 2020 miydi? Çok uzun oldu, çok. Evet, şimdi limit kalktı. Yine 130'a kadar çıkacağım. Yavaş yavaş 110, 120, 120'likmiş burası. Arabam öyle gösteriyor. Ne yazıyor burada? State border. Evet, state border demek sınır kapısı demek, hudut demek. 3 kilometreymiş. Gradina. Şu güzel köprü bakın, buradan köprü ne güzel görünüyor, kolonları güzel yapmışlar. Evet, yine sağda bekleyen tırları görüyorsunuz. Hepsi, ya hemen hemen hepsi bizim Türk tırlar. Türk plakalı. Birkaç tane Alman plakalı gördüm. Ama çoğunlukla bizim Türk tır şoförleri. Evet, Bulgaristan çıkış kapısına geldim. Şey, Bulgaristan dedim, Sırbistan çıkış kapısına. Bulgar'a daha yeni giriş yapacağız değil mi? Bulgaristan'dan çıkış yapsaydım Türkiye'ye giriş yapmam gerekiyordu. Böyle bir durum olmadığına göre evet, ben de bu tarafa durayım. Güzel, bakın fazla sıra da yok, birkaç araba. Ne zaman geldik? Saat 7.30. 7.29. Almanya saati. Şimdi Bulgaristan'a giriş yapar yapmaz Türkiye saatini kullanmam lazım. 8.30 olacak. Arkadaşlar 42.29 geçe gelmiştim. 13 dakikada çıktık. Pasaport kontrolünden sonra 3 tane memur gümrük kontrol diyor. Gümrüklük bir şey var mı? Dedim yok komşum. Hiç bagajı açmadım. Dedim buyur bagajı aç. İki çantam var dedim ya. Biri elbise, biri de ıvır zıvır. Komşu alkol var mı? Sigara var mı? Yok dedim. Öbürü diyor kaç para var?
Neyse söyledim kaç para olduğunu. Biliyorsunuz 10.000 Euro'dan aşağı olması lazım. Dedim komş ben fazla para almıyorum dedim. Ben kart kullanıyorum genelinde. Orada öbürü soruyor diyor ki altın var mı? Dedim altın mı? Nerede? Dedim. 3 mü 4 kişi derdi. Gülüyorlar. Hepsi güldü. Hadi komşu sen git. Dedim tamam gidiyorum komşu. Evet şimdi Bulgar'a giriş yapacağız. 19.43. Bu yolu sizlere defalarca çekip gösterdiydim. Hududu açarım. Karanlık bir şey belli olmuyor. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar burası Bulgaristan çıkışı. Ve pandemi döneminde millet Kapıkule'de 12-14 saat Kapıkule dönemi değildi ya. Kapıkule dönemi diyorum. Pandemi dönemi. Neyse şurada bir geçişimi yapayım anlatırım. Kafa karıştı iyice. Evet arkadaşlar. 2 dakika sürmedi. Kimliği ve araba ruhsatını görmek istedi. Verdim. Sıkıntı tınlı. Şimdi iyice karıştırdım. Tabii ki pandemi döneminde 2021 yılındaydı. Şimdi 2020'de kimse gitmedi. Ben gittim. Çok çok az insanlar gitti. Yollar bomboştu zaten. Çok rahat bir yolculuk yaptıydım. 2021'de de pandemi vardı ama kurallar biraz gevşediydi. Kapıkule çok yoğundu. Yani 10-12 saat bekleyenler oldu. Ben de bunu biliyordum, araştırdım. Beklemeler olduğunu biliyordum ve buraya geldim, tek araba bendim. 2021 Sıla yolu videoma bakın, bir de ekstra bir video paylaştım. Pazar Kule üzerinden Yunan'dan mı Pazar Kule'den Türkiye'ye giriş yaptım diye bir videom var 2021'den. Orada daha detaylı anlatıyorum. Tabii arkadaşlar şu an yorgunluğu da var. Beyin durdu duracak. unuttum da yanlış da bilgi vermek istemiyorum. Neyse burası çok enteresan. Şimdi demin Bulgaristan'dan çıkış yaptık. Böyle bir 2-3 kilometre yol gidiliyor. Sonra Yunanistan'a giriş yapılıyor. Şu an burası kime ait bilmiyorum ki sağ sol kapalı duvarlar var. Hangi ülkeye ait olduğunu da bilemeyeceğim şu an. Tek tükte ev görüyorum çünkü. Arkadaşlar Bulgaristan'da 342 kilometre yol yapmışım. 4 saat 1 dakika sürmüş. Ortalama yakıtım 7.5 litre 100 kilometrede. Evet ortalama hızım 85'e düşmüş ama bu yanlıştır. Çünkü 140-150 geldik. Bu deminki yolda düştü. Orası 80'lik 90'lıktı. Olabilir. Onun için düşmüştür. Neyse. Saat Türkiye saatini aldım demin. Bulgaristan'da Türkiye saati 1.25. Yunanistan'a giriş yapacağım. Ve dışarısı 14 derece. Haydi birazdan görüşürüz. Arkadaşlar. Bak Yunanlar iyidir. Severim. Memurlar da öyle. Bu böyle biraz... İki memur dalga geçer gibi bilmiyorum konuştular aralarında, gülüştüler. Bana soruyor işte nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Dedim Türkiye'ye gidiyorum. Niye diyor. Yarı Türkçe, yarı Almanca bir şeyler yapıyor. Dedim izin, tatil. Birkaç hafta izin yapacağım dedim. Türkçe konuştum tabii, Türkçe biliyorlar diye. Yanındaki memur Yunanca bir şey söyleyip gülüyor.
bilmiyorum arkadaş, anlamıyoruz ki dalga mı geçiyorlar. Neyse, bu arada Yunanistan'a girdik. Şimdi Pazar Kule sınır kapısına kilometre, toplam 33 kilometre. Ne kadar sürecek? Yaklaşık 25 dakika sürecekmiş. 25 dakika sonra Yunanistan'ın Kastemies kasabasından geçip Kastemies hududundan Yunanistan'ı terk edip Pazar Kule'den Türkiye'ye giriş yapmayı düşünüyorum. Bir aksilik çıkması öyle yapacağız. Haydi hayırlısı arkadaşlar. Yani bir yarım saat sonra Türkiye'deyim. Arkadaşlar 20 kilometre kaldı. 20 kilometre. Arkadaşlar şimdi burada sağ yapıyoruz. Bakın Kastemies yazıyor. Bir de Türkiye yazıyor. Onu yakında değişecekler. Orada yakında Türkiye yazacak. Evet. Buradan birazdan sağ yapacağız. Sonra Kastemies kasabasına gireceğiz. Kastemies kasabasının sonunda da hudut kapısı var. Buradan araba geliyor, ona yol verelim. Biz durmamız gerekiyor. Kastemies'in içine girdim. Burası o meşhur dönel kavşak. Kimse dönel kavşak olarak kullanmıyor. Ben dahil. Ya gündüzleri yaparsın da şimdi bu saatte burası küçük bir kasaba. Dışarıda ne insan var, ne araba var. Niye etrafında döneyim? Evet. Evet bakın burası böyle küçük kasaba, kaldırımlar kaldırılmış diyebiliriz. Aa, burada bir kafe vardı, içinde insanlar vardı baya. Sanırım kasabada tek açık olan yer orası. Herkes oraya gitmiş. Dans ediyorlardı, gördüm. Evet arkadaşlar, Yunanistan'da yaptığım toplam yol yaklaşık 32 kilometre, 22 dakika sürdü. 6.2 litre 100 kilometrede mazot harcamışım ve ortalama 83 kilometre hız gitmişim. Sağ tarafta benzin istasyonu var arkadaşlar, burası da hudut kapısı. Arkadaşlar bir dakika. Tak tak. Evet, şimdi kaldı Türkiye giriş yapmak. Kamera kaymış biraz arkadaşlar. O böyle değildi, değil mi? Neyse, o kadar yol geldi. Kamera da yoruldu. Kamerayı tutan da yoruldu. Kamera tutan. Araba da yoruldu. Ben de yoruldum. Kimliğim bile yoruldu ya. Elden ele, elden ele. Oo, kaç tane gümrük, kaç tane memurun elinden şimdi geçti o
kimlikte cüzdanımda bir dinlenmesi lazım. Ay. Yorulduk, saçmalamaya başladık değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bir sıla yolu daha bitmek üzere. Görüyorsunuz mu? Şaka maka bu da bitti. Kaç saatte geldim? 24, 5.30, 5.30, 12'de oradan yapar. 4-5 çekmem lazım. 7 saat yapar. 31 saat mi? 31 saatte geldim herhalde ya. Yunan askeriydi o sağdaki. Şimdi Türkiye'ye girdik. Arkadaşlar buradan sağ taraftan gideceksiniz. Ben sol taraftan gittim. Orası daha bitmemiş. Şu Setur Duty Free'ye gidiyor. Neyse. Hem fark ettim hatamı. Geri vitese taktım. Şimdi sağdan devam ediyoruz. Burası arkadaşlar. Bakın bayağı bir değişme var. Aa, ne güzel olmuş burası değil mi? Daha inşaat bitince çok şahane olacak. Arkadaşlar yeni sahadan çekebildiğim kadar çektim. Daha görüyorsunuz inşaat halinde. Yaz sezonuna da yetişmez. Yollar da öyle. Yaz sezonuna yaklaşık 2-2,5 ay var. Kavuşmaz diye düşünüyorum. Ama tabii ki eskisine nazaran çok güzel olmuş. Çok şahane olmuş. Arkadaşlar bu kadar yeter. Ben yoruldum. Sıla yolu Nisan 2023 burada bitiyor. Temmuz ayında yine geleceğim Allah'ın izniyle. O da sıla yolu Temmuz 2023 olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğeninizi bekliyorum. Paylaşın. Daha çok arkadaşlara ulaşalım. Daha çok insanımız bilgi sahibi olsun. Bilgi edinsin. Arkadaşlar seviliyorsunuz. Kendinize rındık davranın. Ben şimdi Türkiye'de 2-3 hafta kafa dinleyeceğim. Video izleyin.